الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Secdeye varan başla. Gözlerden akan yaşla. Müslüman arkadaşla. Ne güzeldir Ramazan. Cıvıl cıvıl çocuklarımızın olduğu cıvıl cıvıl Ramazan'a hepiniz hoş geldiniz. 11 ayın sultanı 27. gününden sizlere selam olsun. Evet, bugün bin aydan hayırlı bir gün. Geceniz mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun kardeşlerim, arkadaşlarım. Değerli çocuklar, sizler de hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar yerlerini aldılar. Güzel bir maniyle, davulla bir açılışı yaptılar. Ama sizleri bir de yakından tanımak istiyorum. Şöyle bir seninle başlayalım bakalım. Benim adım Selin, Almanya'dan geliyorum. 4. sınıfa gidiyorum. Ve 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Selin hoş geldin. Hoş bulduk. Almanya'nın neresinden geliyorsun? Gladbach. Gladbach. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Renk kattın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şöyle seni bir tanıyalım. Benim adım Yusuf. Hollanda'dan geliyorum. Kaç yaşındasın? 11. 11. Sınıf 7'deyim. 7. sınıftasın. Ayaklarına sağlık senin de. Sefalar getirdin Yusuf. Evet, programımızın içerisinde mutlaka biliyorsunuz içeriğin değil mi? Ne yapıyoruz? Birbirlerinize yarışacaksınız. Bizler diyoruz ki bizler eğlenerek öğreniyoruz. Bu oyunun kaybedeni yok diyoruz. Doğru mu? Hiç takip ettiniz mi baştan? Hiç bakma fırsatı buldunuz mu? Bulduk. Güzel. O zaman çok şeyi sormama gerek yok değil mi? Anlatmama gerek yok. Bir de ben her gelen arkadaşlarıma Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için şöyle bir soruyorum. Ramazan'la aranız nasıl? Ne yapıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bir gün, bin aydan hayırlı bir gün çocuklar. Çok güzel bir gecede geldiniz. Kandil gecesinde geldiniz. Kadir gecesinde geldiniz. Şöyle bir Ramazan'la aran nasıl, anlatabilir misin? Ramazan'da çok güzel oruç tutuyorum. Orucumu açınca fazla yemek yiyorum. Çok mu acıkıyorsun? Evet. Aferin sana. Maşallah. Ziyarete gidiyoruz. İftar yemeğe gidiyorsunuz değil mi? İftara çağıranlar çok oluyor. İftar geceleri oluyor. Çok güzel. Ve camide Ramazan programı yapacağız. Orucumuzu da orada atacağız. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Ramazan programı derken ne yapacaksınız? Senin bir sunumun olacak mı? Bir gösteri mi olacak? Evet, gösterici bir şey olacak. Elimize kağıt verecekler, ezberleyeceğiz. Ne kadar güzel. Peki aileler mi gelecek? Evet. Çok güzel. Aynı zamanda iftarınızı da yapmış olacaksınız. Evet. Çok merak ettim. Belki bizlerle resim paylaşabilirsin. Evet. Evet Yusuf, sen bana anlatmak ister misin? Ramazan'la aran nasıl, neler yapıyorsun? Özellikle kandillerde neler yapıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun gecelerini? Sahura kalkıyoruz. Onsa yemek yiyoruz. Yemekten de sonra namaz kılıyorum. Ondan sonra da gene yatıyorum. Evet. Sonra da iftar yemeğine gidiyoruz. Orada. İki gün içinde tüm mü tutuyorsun yoksa? Tüm. Maşallah sana. Hobilerin nelerdir? Ne yapıyorsun Ramazan'da? Nasıl değerlendiriyorsun? Farklı mukabele yapıyor musun mesela? Evet. Her gün mukabele gidiyoruz. İskenderpaşa Camisi'nde mukabele yapılıyor. Çok güzel. Gidiyoruz. Ne yapalım? Muhabbet de güzel ama şöyle bir yarışmaya başlayalım. Sonra tekrar biraz daha belki konuşma fırsatı buluruz. Olur mu? Şimdi burada oturan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da sabırsızlanıyor. Sizler ne yapacaksınız?
bol bol alkış yapacaksınız, tamam mı çocuklar? Evet, sorulara geçebiliriz. Heyecanlanmıyoruz, değil mi? Soruları dinliyorsunuz can kulağıyla. Şöyle dikkatinizi veriyorsunuz. Ben şıkları okuyorum. Bitirince önünüzde bulunan butonlara basıyorsunuz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in annesinin adı nedir? Şıkları okuyorum. A. Amine. B. Halime. C. Hatice. Evet. Selim. Amine. Amine. Evet, bir puan geliyor. Alkışlıyoruz. Evet. Değerli çocuklar, ikinci sorumuza geçiyoruz. Peygamberimiz hangi tarihte vefat etti? A. 634. B. 623. C. 632. Hangi tarihte vefat etmiş olabilir? Bu sayıların hepsi birbirine yakın. Anlıyorum sizi. B. Selim. B. Maalesef yanlış cevap. Hangisi olabilir? A. Geriye kalıyor. C. C, yani 632. Yine de puan burada. Selin'e gidiyor. Yani 2-0 önde gidiyoruz, değil mi? Alkışlıyoruz ama. Hadi bakalım. Evet çocuklar, heyecanlıyız. Başa baş gidiyor muyuz desem ama Selin önde gidiyor. Ama eminim Yusuf da heyecandan hızlı davranmayı aksatabiliyor. Ne yapıyoruz? Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Ramazan ayından sonra kutlanan bayram hangisidir acaba? Bizler bayramı çok seviyoruz. Şıklarımız geliyor. A. Kurban bayramı mı? B. Ramazan bayramı mı? C. Çocuk bayramı mı? Selin. Kurban bayramı. Şimdi Ramazan ayındayız. Oruçlarımızı tutuyoruz ve hangi bayram geliyor? Cevap var mı? Maalesef kurban bayramı değil. Tekrar sorabilirim. Selin. Şeker bayramı. Ramazan bayramı değil, evet. Mi? Aferin sana. Bir puan daha gidiyor Selin'e. Maşallah sana. 3-0 öndeyiz. Evet, geldik 4. soruya. Hadi bakalım. Hangisi yapılan dua için "Ya Rabbi kabul buyur" anlamına gelir? A. Yasin. B. Taha. C. Amin. A. Yasin. B. Taha. C. Amin. Yasin. Allah'ım kabul buyur anlamına hangisi geliyor? Bence A. Yasin değil maalesef. Selin? B. Taha da değil. Geriye kalıyor. C. C, yani amin. Ne? Biz dualar okuduğumuz zaman ne yapıyoruz arkasından? Amin diyoruz. Dua ettiğimiz zaman amin diyoruz. Allah'ım kabul et duamızı diyoruz, değil mi? Bence heyecandan oluyor bunlar. Heyecandan unuttunuz. Hiç önemli değil. Ne yapıyoruz? Son sorumuza geliyoruz. Hadi bakalım. Hangisi namazın dışındaki farzlardandır? Namazdan önce yapılır yani. Tamam mı? Kur'an okumak mı yapılır namazdan önce? Niyet mi edilir? Tekbir mi getirilir? A mı, B mi, C mi? Selim. Niyet etmek. Aynen öyle. Aferin sana. Puanımı sen aldın. Niyet ediyoruz namazdan önce. 4-1. Selin kızımız kazandı. Ne yapıyoruz? Tekrar bir alkış alalım Selin için. Ama bu oyunun kaybedeni olmadı. Ne yaptık? Eğlenerek öğrendik. Ne yapalım çocuklar şimdi? Ne demiştik? Bir de bizim Esma-ül Hüsna ağacımız var demiştik. Hadi hep birlikte bir ortada buluşalım. Esmalarımızı çekelim. Gelin bakalım. Evet, geldik Esma-ül Hüsna bölümüne. Ne yapıyoruz? Hem ağacımızı yeşillendiriyoruz. Bu sayede Rabbimizin 99 ismini eğlenerek öğreniyoruz. Eminim başından beri Ramazan'ın bizleri takip ediyorsunuz ve esmaları öğreniyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşım. Malikül mülk, her varlığın sahibi. Her varlığın sahibi, malikül mülk. Aferin sana. Es semi, her şeyi işiten. Evet, her şeyi işiten Rabbimiz var. Es şehit, her yerde, her zaman hazır olan. Haydi, ağacımıza gidiyoruz. Çok güzel yarıştınız. Bunun hediye takdimi de olacak, değil mi? Hadi hep birlikte hediye takdimi için buluşuyoruz. Evet, geldik hediye takdimimize. Ama maalesef de programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ne yapıyorum? Sizlere teşekkür ediyorum.
Cıvıl cıvıl Ramazan'a renk kattınız, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel yarıştınız. Eğlenerek hep birlikte öğrendik. Şu şekilde iyi günlerde bol bol okumalar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Özel bir gecede geldiniz. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. En güzel şekilde eminim değerlendirirsiniz bugününüzü. Sizleri Ramazan'la Sultan kuklarımızla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok yemek yedim ben. Doydum abi. Evet kardeşim. Afiyet bal şeker olsun da biz yemekten sonra, doyduktan sonra ne diyorduk? Doydum diyoruz. Ama doydum dedikten sonra bir şey daha söylememiz gerekiyordu. Ne söylememiz gerekiyor abi? Elhamdülillah dememiz gerekiyor Sultan. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, sen daha önce söylemiştin de ben unuttum abi. Peki elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah Allah'a şükür etmek kardeşim. Yani Allahü Teala'ya bize vermiş olduğu yemeklerden, nimetlerden dolayı teşekkür etmektir. He, yani bize yemek verdiği için Allah'a teşekkür mü ediyoruz abi? Aynen kardeşim. Bak bize bu yemekleri Allah verdiği için ona çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Bunu en güzel elhamdülillah diyerek yapabiliriz. Allah'ım sana çok teşekkür ediyorum. Bize bu kadar çok yemek verdiğin için. Aferin sana Sultan. Bak biz ne kadar şükredersek Allah da bize o kadar çok verir. Ama sadece dilimizde şükürde kalmayalım. Allah'ın bize verdiklerinden başkalarına da vererek o şekilde de şükür etmiş olalım. Yani o zaman başkalarına yardım mı edelim abi? Aynen kardeşim, başkalarına yardım edelim. Ama birine daha teşekkür etmemiz gerekiyor değil mi kardeşim? Acaba kime teşekkür etmemiz gerekiyor abi? Bir düşün bakalım kim olabilir? Düşüneyim. Gelmiyor mu? Buldum. Aklına bir şey geldi mi? Buldum. Söyle o zaman bakalım. Tabii ki de annemize. Aferin sana kardeşim. Bak hadi gel şimdi gel annemize beraber teşekkür edelim. Tamam abi, ellerine sağlık diyelim, elhamdülillah diyelim. Aynen öyle yapalım. Hadi kardeşim aferin sana. Hadi gidelim. Sana.